Sınav sistemi değişti. İsteyen öğrenci sınava girecek, istemeyen girmeyecek. Liselere geçiş sınavında yeni sistemi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, veli tercihine bağlı serbest kayıt sistemi olarak açıkladı. Bu lise sonlarda da var. Lise sonu öğrencileri üniversiteye katılmak, üniversite sınavına hazırlanmak için devamsızlık oluyor. Hatta rapor alanlar artıyor. Uzmanlara göre yeni sistem öğrenci üzerindeki baskının kaldırılması nedeniyle olumlu. İsteyen öğrenci sınava girmeyecek. Bakanlığın belirlediği ikametgahına en yakın okullar tercih edilecek. Burada ben şunu önemsiyorum. Çocuk sınava girip düşük puan aldığında morali bozulacak, özgüveni kaybolacaktı, etrafta kınanma riskleri vardı. Şimdi çocuk en azından ben sınava girmedim, kötü almadım tarafı bizim bakış açımızdan güzel tarafı. Negatif yanları da var. Belki okullar arası ayrım zaten vardı. İşte sen X okuluna gidiyorsun daha iyi, benim çocuğum Y okuluna gidiyor biraz daha kötü gibi. Bu kaçınılmaz. Bakın sınav veya bir ölçme değerlendirme kaçınılmaz bir şey. Uygulamada ülke genelinde öğretmenlere büyük görev düşüyor. Uygulamada bizim bu bölgelerde sorun olmaz ama Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde veya sınav yapılan merkezlerinde de bütün öğretmenlerin aynı hassasiyeti göstermelerini, çocuklara herhangi bir telkinde falan bulunmamaları bizim için çok önemli. Önemli olan soruların merkezden gönderilecek olması. Tabii marka diyebileceğimiz liseler veya iddialı liseler, onlar tabii ki sınavla alacaklar. Belki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavının yanında kendilerinin de ayrıca bir sınav yapması söz konusu olabilir. Önemli olan burada merkez sistemden soruların gönderileceği, normal liselerden de arzu edilen üniversiteleri veya hedef üniversiteleri yakalamak mümkündü. Okullara girişte ölçme değerlendirme kaçınılmaz. Bakın sınav veya bir ölçme değerlendirme kaçınılmaz bir şey. Eğer bir okulun kapasitesi, kontenjanı 100 kişi ve buraya müracaat eden öğrenci sayısı 100'den fazlaysa, uzunlarla kısaları, şişmanlarla zayıfları, hızlı koşanlarla daha iyi güreşenleri alamayacağımıza göre mutlaka bu çocuklar arasında bir ölçme değerlendirme yapılacak. Başka alternatif imkansız. Ha bu ölçme değerlendirme de tabii ki bilgiye dayalı olarak yapılacak. Öğrenci velileri bu konuda dikkatli olmalı. İnanın bana bilgiyi yüklersiniz. Hiç bilmeyen bir öğrenciye birkaç ayda matematik, fizik, kimya öğretebilirsiniz. Ama burada benim önemsediğim ve bütün velilere ısrarla altını çizerek söylediğim şu. Lütfen çocuklarınızın mantığını kullanabilme becerisini, akıl yürütebilme becerisini, algılama becerisini, bilişsel esnekliği ve görsel dikkatlerini güçlendirici çalışmalar yapmaları, bu yönde çocuklarını yüreklendirmeli, onlara destek sağlamalılar diye düşünüyorum. Yeni sistem geçmiş yıllarla benzerlik gösteriyor. Yani çok eski yıllarda da evet belki bizim ilkokuldan mezun olduğumuz dönemler veya ortaokuldan mezun olduğumuz dönemlere benzer tarafı var. Tabii o zaman liseler bu kadar seçenekli değildi. İşte sadece endüstri, meslek ve imam hatip liseleri vardı normal liselerin yanında. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde fen liseleri vardı. O dönemlere bir dönüş. Önemli olan bakın burada öğretmen kalitemizin yüksek olması. Peki konunun ilk muhataplarından olan veliler bu konuda ne düşünüyor? Bu konuda olumlu buluyorum ama bu son gelişme. Lakin bilindiği üzere son 15 yıldır eğitim sistemi artık bir deneme tahtasına dönüştü. İnşallah bundan sonra gelecek bakan da kendi kafasına göre bir eğitim sistemi uygulamaz. Uzun süreli bir eğitim sistemimiz bu sistem aynı şekilde devam eder diye düşünüyorum. Yoksa yeni gelmiş sistem 2 sene sonra değişecekse bunun hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. TEOK'a benim çocuğum da girecek de yani mali sistem olarak yapıldığından dolayı iyi bir şey yani. Çünkü servis tutup da ayrı bir masrafla öğrenciye şey yapıyorduk, bize külfet oluyordu. Bu sistem bence iyi yani. İsteyen öğrenci girecek girmeyecek yani normalde girer yani. Daha dereceli bir yere geçmek için girer. Bence bu hani sistem çok iyi. En güzelini yapmışlar derim. Çünkü çocukları stresten kurtarmışlar. Hayırlı olsun devletimizin çocuklara karşı. Öğrendik şimdi. Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları diyoruz.